Alman hakemleri görüntüde. Milli takıma bir sürprizi var. Futbol Federasyonu yönetiminin, ne Fatih Terim'in ne de milli futbolcularımızın bu pankarttan haberi yoktu. 100 çarpı 30 metre ebatında gerçekten devasa bir pankart karşıdaki bu koreografiyle böyle yansıyor. Biz bitti demeden bitmez sloganıyla milli takımı Euro 2016'ya uğurluyor Türkiye. Alman hakem düdüğünü çaldı. 90 dakika başladı. Başarılar milli takım. Hareketlenen futbolcu Stojković sağ tarafa doğru bıraktı. Jovović. Stojković top istemişti. Jovović kendisi gitti. Ortasını da yaptı Volkan için. Kolay top. Hakan. Cenk. Bir kez daha Hakan. Hakan vurdu direğin üzerinden. Dışarı gitti top. Hakan Çalhanoğlu. İngiltere milli maçında da golümüzü atan oyuncuydu. Uzaklık tanımaksızın sert ve düzgün vuruşlar yapabilen bir oyuncu. Bu şutu da kalçadan olduğu yerden çıkartmış. Duvar pası başarılı. Son bir hamle var. Atak devam edecek. Sağ taraftan orta geldi. Cenk gol pozisyonu. Arda yeniden Cenk. Dışarı gidiyor top. Cenk Tosun bir kez daha gole yaklaştı. Kasçelan kenara geliyor. O artık milli takıma veda ediyor. Bugün son kez milli takım formasını giymişti. Beçraj'ın baskısı var. Ahmet en geriye, kalecimiz Volkan'a biraz kısa pas. Beçraj orada baskıyı sürdürdü. Volkan Ahmet'e kızıyor bu pozisyonda. Şimdi gol pozisyonu ama offside bayrağı kalktı Beçraj için. Savunmanın arkasına sarktığı anda Holger Henschel bayrağını kaldırdı yardımcı hakem. Savunmanın arkasına sarktı şimdi Yuzkoviç. Geriye doğru çıkarttılar top, şut. Kaleci Volkan Babacan. Şu ana kadar ki en önemli gol pozisyonu bu Karadağ milli takımının. Caner, sol tarafta boşluk var. Oğuzhan Özyakup çizgide unutturdu kendini. Yeniden Oğuzhan. Arda, Oğuzhan güzel hareketler. Oğuzhan'ın vuruşu dışarı gidiyor. Maçın başından beri en güzel hatamız. Yaptığımız en güzel hareketler. 45. dakika. O kadar yetenekli oyuncularımız var ki eğer yeteneklerini tam olarak sahaya yansıtırlarsa böyle güzel işler çıkıyor ortaya ama 45 dakikada bir tane çıktı. Haksızlık değil mi seyirciye? Ve ikinci yarının ilk düdüğü, milli takımımız başladı ikinci yarıya. Hakan Çalhanoğlu topu çeyrek daireye koydu. Köşe vuruşu kullanıldı. Seken top, bir karambol. Kaleci Poleksic. Sıyrıldı şimdi Beçraj. Etkili geliyor Karadağ milli takımı. Volkan Babacan. Hani biz bir gol atalım derken Karadağ milli takımı geldi etkili. Beçraj ilk yarıda olduğu gibi yine ikinci yarıda da pozisyona giren isim Karadağ milli takımında. Vukcevic. Topu kapan Arda. Şimdi 3'e 2 yakaladık. Hızlı çıkmamız lazım Arda Turan. Sağında Cenk Tosun var. Arda kendisi gidecek. Vurdu. Savunmadan seken top. Poleks için kontrolünde. Arda. Burak'ın koşu yoluna. Burak Yılmaz ceza sahasında. Burak'tan aşırtma bir vuruş dışarıya. Oyuna girer girmez bir şans yakaladı Burak. Karşılaşmanın 60. dakikası. Burak Yılmaz'la şans buldu milli takım. Arda seyircileri de işin içine katma uğraşında bir yandan.
Arda sol kanatta boşluk var. Şimdi döndü o bölgeye Caner'e doğru. Caner sıyrıldı rakibinden ceza sahasında. İki futbolcumuz orta geldi. Vuramadı orada. Son hamleyi yapamadı Ozan. Ozan Tufan'la bu kez gole yaklaştı milli takım. Arda Burak'a doğru verdiği anda ofsaytta yakalandı Burak Yılmaz bir kez daha. Yalnız ilk çıkış anı sanki kaçırmış gibi. Arda topun üzerine geldi, yaptı ortasını. Bir vuruş dışarı gidiyor. Nuri Şahin o bölgedeydi. Yunus bıraktı. Emre çok güzel hareket. Bir de vuruş. Kaleci Poletsic. Evet. Bugünün ikramiyesi Emre Mor. Milli takıma Emre hayırlı ve uğurlu olsun. Yerden bir karambol. Şut üstten dışarıya. Mehmet Topal bu kez fırsatı değerlendiremeyen isim. Etkili geldik. Açılan top bomboş pozisyon. Burak dışarı yolladı. Klasik Burak vuruşu. Bir orta daha. Burak bir kafa, kafayı vuran Burak değil Mehmet Topal. Topal'lara gidiyor Mehmet'in golüyle. A milli futbol takımımız 96-4'te aradığı, özlediği, beklediği golü buluyor. Mehmet'in golüyle A milli futbol takımı 90+4'te buluyor golü. Mehmet Topal'ın golü maçın da son hareketi oluyor. Alman hakem de son düdüğünü çaldı. Değerli futbol severler,